2016 benim için çok zor geçti. Başıma kötü bir şey geleceğini düşünüyorum. Magazin dünyasında son 24 saatte yaşananlar Star Life'da. Ne bu hatlarına gel? Benim hani ayırabileceğim bir durum yok. Yeni yıla yeni bir aşkla girmeye hazırlanan Gökçe Bahadır alışverişte takıldı kameramıza. Güzel gidiyor her şey. Yeni iş, yeni heyecanlar. Gökçe Bahadır yeni sevgilisi Efe Duru'yla yılbaşı planı yapmadığını belirtti. Şimdilik bir plan yok. Bakalım, bir plan yapmadık henüz. Yok, daha almadık, daha dur. Çalışıyorum zaten sürekli. Setten böyle bir vakit buldum şimdi. Menajerimle bir toplantım vardı, onun için geldim. Nebahat Cehre, Ayşe Arman ve estetik uzmanı operatör doktor Bülent Cihan Timur bu yılda yaşının iyisi sen ol konseptinde bir araya geldi. 72 yaşında ünlü oyuncu Nebahat Cehre son 10 yıldır kendisine 2 kilo opsiyonu koyduğunu söyledi. Ben kendimi böyle 2 kiloya kadar serbest bırakıyorum. Canım çikolata istiyor, tatlı istiyor, onu yemek istiyor, bunu yemek istiyor, biraz ekmek yemek istiyor falan. Bütün bunları yapıyorum. 2 kiloyu açtıktan sonra diyorum ki Nebahat kendine gel. Bize fırın sütler çok severim, ben yaparım ve yerim. Ve ben böyle bir tane yemem. O yaptığımı bitirmeden uyuyamam. Emre Kınay kariyerinde dizi, sinema, tiyatro oyunculuğunu birbirinden asla ayırmadığını açıkladı. Bir aktörün arasında yaptığı işlerin arasında tabii ki reklam biraz farklı bir mecradır. Ama sinema, televizyon, tiyatro bunların hepsi çok emek verilen ve benim hani ayırabileceğim bir durum yok. Yeşim Salkım eski eşi Hakan Eretik ve kızları Meryem Ada ile bir hastanenin acil servisinde görüntülendi. Geri girdi içeri. Yeşim Salkım kızı Meryem Ada'yı yüksek ateş şikayetiyle hastaneye getirdi. İnşallah önemli bir şey değil. Yok yok, ateşlendi çocuklar ya. Tamam. Bir geçelim de ateşi var. Yasemin Özilhan garip bir takıntısı olduğunu itiraf etti. Sarkan bir şey olsun, işte dönen bir şey olsun ya da duran bir şey olsun. O an aklımdan geçirdiğim şeyi yapmazsam başıma kötü bir şey geleceğini düşünüyorum. İki sezondur sahnelenen Hangisi Karısı isimli tiyatro oyununda rol alan Ece Gürsel tiyatroya sahip çıkılmadığını belirtti. Maalesef dünya sıralamasında en sonlardayız. Gerek tiyatro salonları sayısı olarak, gerek tiyatro izleyicisi olarak. Ece Gürsel modelliğe zaman ayıramadığını, yakın zaman içinde bir albüm yapacağını da müjdeledi. Albümlerime ve single'ıma birazcık daha farklı bir şey olacak. Onlara benzemeyecek. Daha ters köşe bir şey olacak. 2017 yılında bir şarkıyla sahnelere geri dönmeye hazırlanan Ece Gürsel yeni yıldan beklentilerini açıkladı. 2016 benim için çok zor geçti. Yani kayıplarımın olduğu, 2015 sonu ve 2016 kayıplarımın olduğu üzücü geçti. Alo. Günaydın sevgilim. Aşkım. Yavrum. Bebeğim. Yani. Aşkım.